Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. H5P uygulamasına devam ediyoruz. H5P ile Advent Calendar yani bir takvim uygulaması içeriği oluşturmayı anlatmaya çalışacağım sizlere. Bu uygulamayla sınıfınızda e, mini bir yarışma tarzı bir şey düzenleyebilirsiniz. E, onunla ilgili birkaç deneme yapalım. H5P sitesine giriyoruz, h5p.org sitesine. Ondan sonra login diyerekten kullanıcı girişimizi yapıyoruz. Kullanıcı girişi yaptıktan sonra... Tryout T5P kısmına giriyoruz. Buradan yeni içeriğimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Evet içerik yükleniyor. Bu bağlantı hızına göre değişebilir arkadaşlar bu süre. Evet buradan Advent Kalendar e, içerik türünü seçiyoruz. Seçtikten sonra burada gördüğünüz gibi işte birinci doğru, ikinci doğru şeklinde e, bölümler var. Bunlar kapılar. Birinci kapı, üçüncü, ikinci kapı, üçüncü kapı diyerekten 24 tane kapımız var. Kullanıcılar her bir kapıya video, ses, resim, metin veya bağlantı ekleyebilir. Ee, takvim gayet kullanışlı, hoş bir görüntüsü var. Ee, takvimimize 24 kapı ekleyebiliyoruz. Bunu artıramıyoruz da, azaltamıyoruz da arkadaşlar 24 tane kapıdan ibaret. Belki daha sonraki sürümlerde bu değişebilir ama bugün itibariyle... En az 24, en fazla da 24 kapı ekleyebiliyoruz. Kapıların hepsi dolu olmak zorunda değil. Boşta bırakabiliyoruz buradaki içerikleri. Ee, ama 24 kapının da burada görünmesi gerekiyor. Evet, başlığımızı yazıyoruz ilk önce. Aritmetik işlemleri öğreniyorum diyerekten bir başlık atalım. Evet, burada e, kapı görseli. Şuradaki doğru imaj dediği kısım kapı görseli. Background imaj dediği de e, arka kapının arka fon görseli oluyor. Buradaki content type e, içerik türü. Audio, ses, image, görsel, link, bağlantı, text, yazı, e, yazı, videoda bir video bağlantısı ya da bir video yükleye biliyoruz. Doğru imaj ve e, background imaj boş bırakılabiliyor. Content type olarak text diyorum mesela burada. Tekstime de işte aritmetik işlemlerle ilgili ne diyelim? İşte 5 artı 7 eşittir soru işareti diyelim. Birinci bu şekilde olsun. İkinci yine bir tekst ekleyelim. 10 artı 20 eşittir soru işareti. İşte üçüncüye de bir tane çarpma işlemi yapalım. 6 çarpı 5 eşittir soru işareti. Dördüncü için de bir tane ses ekleyelim. Ee, bu ses bir link de olabilir. Bilgisayarınızdan bir ses de yükleyebilirsiniz buraya. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben daha önceden ayarlamış olduğum bir tane müziği buraya insert diyerekten ekliyorum. Autoplay dediğimiz zaman ses kapı açıldığında otomatik olarak çalmaya başlayacaktır. Bunu e, işaretlemezseniz sesi kendinizde açmanız gerekiyor. Autoplay diyelim. Beşinci kapıya da <laughs> bir tane görsel ekleyelim. Görselimizi bilgisayarımızdan seçelim. Bir tane görselimizi seçtik. Alternatif tekstimiz görsel görünmediği zaman çıkacaktır. Horoz yazalım. Altıncı kapımıza da bir tane e, link ekleyelim. Benim sitem diyeyim. İşte www.lokmanbas.net diyeyim. Yedinci kapımıza da bir tane video ekleyelim. Video da aynı şekilde farklı bir kaynaktan, YouTube'dan ya da işte şurada yazdığı gibi Vimeo'dan vesaire yerlerden alabilirsiniz ya da buradan siteye yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Insert diyorum. Autoplay dediğim zaman biraz önceki seste olduğu gibi otomatik olarak çalmaya başlayacak. AutoPlay özelliğini kapatırsam da ben kendim elle başlatmış olacağım arkadaşlar. Evet, bu kadarlık yeter. Şimdi buradaki davranışsal ayarlarda neler var? İşte takvim arka fon e, resmi, takvime arka fon için bir resim ekleyebiliriz. Arka fon için bir müzik ekleyebiliriz. Bu müziğin otomatik olarak çalmasını sağlayabiliriz. İşte kar yağışı efekti buradan let it snow diyerekten verebiliriz. Kapı görselleri için bir template oluşturabiliriz. Bir tema oluşturabiliriz. Burada hide door border dediği kısım kapıların dış çerçevesi gizlensin mi? Gizlensin. İşte kapının numarası görünsün mü? Görünmesin mi? Hide dediğimiz zaman hide door numbers dediğimiz zaman kapı numaralarını gizler. Ee, öğrenciler sayı haricinde göstererek bir kapı seçmiş olabilirler sayı söylemeden. Bunu kaldırdığım zaman da bir sayı söyleyerek ee, bir kapıyı seçmiş ola, olacaklardır. Evet, ee, hide door knobs dediği de ee, kapı kollarının gizlenip gizlememesi, kapı çerçevelerinin gizlenip gizlenmemesi, random order dediği de kapıların rastgele sıralanması mı yoksa 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyerekten düzenli bir şekilde sıralanması mı onu kontrol ediyoruz. Random'u seçersem ee, burada kapıları rastgele sıralayacaktır. Burada keyboarder of image istiyor. E, sıralamadaki kapı görselleri dursun mu durmasın mı yoksa o da karışık olarak gelsin mi diyerekten bunu işaretlemiş oluyoruz buradaki e, yazıların türkçeleştirilmesi bunların tamamı türkçe değil. Bazı kısımlar Türkçe. E, bunları şeyden e, translate'den ya da bildiğiniz kadarıyla e, türkçeleştirebilirsiniz. Evet, buradaki nothing to see görünmüyorsa bir şey bunun içinde burada gösterecek bir şey yok şeklinde bir açıklama e, gösterebiliriz arkadaşlar. Evet böylece basit bir içerik oluşturmuş olduk. İlk 7 tanesini doldurduk. Geri kalanlar gördüğünüz gibi boş. Boş olanlar da şu uyarı gösterecektir. Burada gösterecek bir şey yok diyerekten. Dolu olan kapılarda da içeriğim hangi türse onu göstermiş olacaktır arkadaşlar. Evet şimdi ee, kaydedelim içeriğimizi. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Evet kaydettik gördüğünüz gibi kapı numaralarını göster demiştim kar yağışı efekti vermiştim. Şimdi burada kapı numaralarına rastgele tıklıyorum. İşte bir öğrencime dedim ki bunların altında soru olduğunu düşünelim. Bir öğrencim işte 21 numarayı seçti. Bastık. Burada gösterecek bir şey yok. Öğrencimiz şanslıymış. İşte bir numaralı kapıyı seçti öğrencimiz. Evet 5 artı 7 cevabını bize vermesini isteyebiliriz arkadaşlar. İşte ne yapmıştık? 2 numaralı kapımız doluydu mesela. 2 numaralı kapımıza bakalım. 10 artı 20. 3 numaralı kapımız doluydu. Bu şekilde. 5 numaralı kapımızda ne vardı acaba? 5 numaralı kapımız. Bakalım. Evet görselimiz vardı. Gördüğünüz gibi görselimiz de burada çıktı. 6 numaralı kapımızda videomuz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Nerede 6 numaralı kapımız? Evet bağlantımız varmış. Direkt linke e, yönlenmiş oldu gördüğünüz gibi bağlantımıza gitti. 7 numaralı kapımıza bakıyoruz. 7 numaralı kapımızda videomuz vardı. YouTube'dan bir linki kopyalamıştık. Gördüğünüz gibi bunu da göstermiş oldu bize. Autoplay dediğim için kapı açılır açılmaz e, videoyu da çalmış oldu. 8 numarada sesimiz vardı. 8 numara açtığınızda pardon. E, 4, 5 6 sesi eklememişiz galiba. Evet. Şuradan edit diyerek bunu tekrardan düzenleme şansım var zaten. Mesela 8 numaralı kapım 7 6 5 Evet, dört numaralı kapındaymış benim müziğim. Buradan başka bir şey de ekleyebiliriz biliriz arkadaşlar. Gayet basit bir e, düzenlemesi var. Sizin de aklınıza gelen kullanılabilecek konular varsa yorum kısmına eklemeyi unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.